Kıymetli izleyicilerimiz, Diyanet TV ekranında Deprem Gerçeği programında daimi konuğum, inşaat mühendisi, deprem uzmanı Sayın Mustafa Çetin'le yeniden sizlerle birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sayın Çetin bir kez daha hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sağ İlk bölümde 6 Şubat depremini konuştuk. Evet. 6 Şubat üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Bu bölümde efendim biraz daha Türkiye ve deprem gerçeği üzerine konuşmak istiyoruz. Yine haritamız hazır. Ekranımızda evet. bekliyor başucu haritamız diye söylüyoruz artık. Çok doğru. Haritalarda gördüğümüz gibi e, fay hattı üzerinde yer alan bir ülkeyiz. Hı. Tabii bu fay hatlarını değerlendirmek için anlamlı bir hale getirebilmek için öncelikle deprem nedir sorusuna cevap vermemiz ve anlamamız gerekiyor. Hı. Deprem nedir? Teşekkür ediyorum tekrar. Bu güncel bir konu hep durmalı. Başucu haritamız olmalı. Ama bu bizi korkutmamalı. İşte bu korkutmaması için de ne yapmalıyız? Zaten konumuz, konuştuğumuz bunlar. Deprem dünyanın, yer kürenin üzerinde yaşadığımız kainatın bir gerçeği olmazsa olmazı. Duracak mı? Hayır. Devam edecek mi? Evet. Çünkü dünya var oldan bugüne ve ilim adamlarının tespitlerine göre deprem var, var olacak. Ve bu doğurganlık dediğimiz bazen ölümcül bazen değil devam edecek. Şu anda deprem oluyor mu? Evet. Çok ilginçtir mesela bu soru sorulur. Şu anda deprem oluyor. Dünyanın her yerinde hatta Türkiye'de de. Rasathanelere baktığınızda böyle küçük oynar haritalar. Şu anda bir şiddetinde bir buçuk şiddetinde an yoktur ki dünyada deprem olmasın bir şiddetinde. Ama biz hissetmiyoruz. Biz ne zaman hissetmeye başlıyoruz? İşte üçün dördün üzerine çıktıktan sonra bizler hissetmeye başlıyoruz. Çünkü dünyada sürekli bir depremsellik var, değişkenlik var. Peki nedir bu? Yani sürekli olan şey nedir? Sürekli olan şey bizim kıtaların kayması dediğimiz, fayların kayması dediğimiz, dünyanın mamının üzerindeki yer kürenin kendi içinde kıtalar arası hareketleridir. Bunun sebebini ve gerekçesini ne yazık ki tam olarak daha bilmiyoruz. Bilim bunu keşfedememiş. Keşfettiği bir şey var. Bu hareket sürecek. Dünyanın oluşumu hala sürecek. Allah Teala'nın takdiriyle diyor ki biz dünyayı yaratmaya devam ediyoruz. Demek ki bu yaratma bu depremin bir parçası. İşte sıcak sular çıkacak, yer küre değişecek, kıtalar arası değişecek. Dünyanın ilk fotoğrafını bilim adamları getirdiğinde kıtaların bile farklı olduğunu görüyorsunuz. Suların farklı yerlerde olduğunu görüyorsunuz. Kıtaların bile bölündüğünü görüyorsunuz. Peki bu nasıl oldu dediğinde işte deprem gerçeği dediğimiz kıtalar arası kaymalar, oynamalar, gevşemeler. Bu bazen insanı rahatsız etmeyecek ölçülerde oluyor. Baştan anlattığım İstedemeyecek gibi. İstedemeyecek kadar. Küçük ölçeklerde evet. oluyor ama zaman içerisinde özellikle bizim de bölge olarak oraya gelmek istiyorum. İçinde olduğumuz kuzey ve güney kıtaların kaymasının tam orta bölgesindeyiz. Yani kıtalar öyle kayıyor ki. Tabiri caizse dünyayı yuvarlak olarak düşündüğümüzde kuzey kıta, güney kıta kendi arasında böyle kayıyor. Fay dediğimiz içindeki bizim mağmadan başlayan büyük kayaçlar geriliyor, geriliyor, geriliyor. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl işte birinci bölümde anlatmıştık güneydoğuda 300 yıl, 500 yıl sonra geriliyor. Bu gerilmeler bazı faylarda çok uzun sürelerde oluyor, bazı kıtalar ve faylar arası kısa sürelerde 50 yıl gibi oluyor. Bazen çok yavaş seyrediyor, bazen çok hızlı seyrediyor. Bu seyirler belli bir noktaya geldikten sonra 3 santim, 5 santim, 8 santim kıtalar arası kayma oldu. Bir yerde kalıyor. Biz bunu takılıyor bir. Takılıyor. Bir ses, biz bunu saat zembeleği gibi düşünüyoruz. İki kıta kaynıyor, geliyor, geliyor. Biz bunu hissetmiyoruz. Geliyor, geliyor, yavaş yavaş, aylar, yıllar, bazen binlerce yıllar sonra. Ama bir noktaya geliyor ki artık yer küre orada duruyor. Diyor ki bunun geri gelmesi lazım ki dünya tekrar normale dönsün. İşte bu bazen çok yavaş boşalıyor. Sakin sakin biz onu hissetmiyoruz. Bir şiddeti, iki şiddeti. Ama işte malum 99'da gördüğümüz, Haiti'de gördüğümüz, Japonya'da gördüğümüz. Bunu dünya ile bütünleştiriyorum ki yani bu dünya gerçeği olduğu için. 7 ve üzeri, 9 ve üzeri öyle deprem oluyor ki bu hızla geri geliyor. Saat sembeleri gibi. İşte o zaman bizim küçük kıyamet diye tabir ettiğimiz ve insanları yoran, canında neden, malında neden, yapılarını yok eden bir oluşum. Geliyor yerinde kalıyor kıta. Tekrar ne yapıyor? Tekrar başlıyor. Bu şu demek. Biz şunu bileceğiz. Dünya bu oluşumun içinde oluyor, devam ediyor. Hissetmediğimiz şu anda otururken bile oluşan depremler var. Ve bu depremler belli zamanlarda ölümcül ve yıkımcıl hale gelebiliyor. İşte bu zaman insanoğlu olarak ne yapmamız lazım, nasıl davranmamız lazım? Bizim burada oturup bunu tartışıyor olmamız lazım. Yer bilimcileri sağ olsunlar işte ekranda gördüğünüz ve gösterdiğiniz gibi dünyanın deprem haritasını çıkarmışlar. Aynen ovalar gibi, dağlar gibi, vadiler gibi haritalarımız var. İyi ki bu haritalar var çünkü bu haritalar olmadan önce bundan 150-200 yıl önce depremler oluyordu ama nerede ne kadar olacak? İşte fay hattı nereden geçiyor. İşte Ankara'daki depremle İstanbul'daki depremin farkı ne olacak? Avrupa deprem bölgesini Bunu bilemiyorduk ama bilim insanlarımız bu haritayı aynen dağlar, tepeler, ovalar gibi ortaya koymuşlar. Bize de ekranda gördüğünüz gibi Türkiye'nin coğrafi haritası gibi deprem haritasını çıkarmışlar. Bu deprem haritası bize ne anlatıyor? Deprem var, olacak. Bu bir gerçek. Bundan kaçma şansımız yok. Yani nasıl bir dağla ovanın yerini haritada değiştiremiyor isek dağ orada ova burada işte Amip Ovası Hatay'da işte e, Toroslar Akdeniz'in üstünde. Elimizden gelen bir şey var mı yer değiştirme? Böyle bir imkanımız yok. Bu Rabbimin oluşturduğu, yarattığı bir durum. Bu bir düzenin parçası, bir gerçek. Kesinlikle. Aynen şu anda kırmızı haritada diyoruz ki Kuzey Anadolu Fay Hattı ismini öyle koymuşuz. Niye? Kuzeyden geçmiş. Nereden başlıyor? Los Angeles'tan başlıyor Amerika'dan. Varto'dan çıkıyor Japonya'ya gidiyor. Aklına Onun için hemen şey dedim ya. geldi kelebek etkisi sanki orada <laughs> kelebek kanat çırptığında yani, diye bir. Yani hani bilim insanlarımız ne diyor? Kuzey Anadolu fay hattı sık sık kırılıyor diyor. Düzce'de kırılıyor, Bolu'da kırılıyor. İşte Gölcük'te kırıldı, Erzincan'da kırıldı, Varto'da kırıldı, oradan çıktı İran'da kırıldı. Bizim Kuzey Anadolu fay hattımız doğurgan bir fay hattı ve çok kısa da malum bilim adamlarımızın sık sık ifadeleriyle işte en kısa zamanda Marmara'da küçük 5.7 yaşadık. Bursa'da yaşadık. Düzce'de 6 ay önce 6 yaşadık. Yani bizim Kuzey Anadolu fay hattımız çok doğurgan, çok kırılgan, diğer Batı ve Doğu Anadolu'ya göre daha hareketli bir fay hattı. Peki ne yapacağız? Biz burada yaşayacağız ve işin garip tarafı bizim bu haritamızın üzerinde nüfusumuzun %90'dan fazlası yaşıyor sanayimizin yüzde 95'ine yakın yaşıyor. Yani bu fay hatlarında oluşabilecek ölümcül, yedinin üzerine doğacak bir fay hattı bizi çok yönlü etkileyecek. Sosyolojik olarak etkileyecek, psikolojik olarak, ekonomik olarak, ticari olarak. Yani bizi ciddi manada etkileyecek ve etkiledi. 99 hem öyle bir etkiledi ki tam yaralarımızı sardık, yeniden bir şeyler yapalım derken bir önceki konuda bahsettiğimiz 6 Şubat'ta çok daha fazlası. Ben oraya gelmeden, dünyadan tekrar e, Türkiye'ye dönmeden çünkü bazen insanlarımız şunu sorabiliyor. Ya Türkiye'de biz bunu çok yaşıyoruz ama dünyada da gerçekten ölümcül ne kadar yaşanmış? Nerelerde yaşanmış? Kısaca bir bilgi uygun görürseniz. Estağfurullah. Tabii ben e, aynı zamanda şeyi de sormak isterim. Şimdi Afrika kıtasını ben burada görebiliyorum. Öyle değil mi? Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Doğan Anadolu hayatının alt tarafa Afrika levhası diyebilir miyiz? Evet, evet. Üst evet. taraf Asya ve Avrupa, Avrupa levhaları. Az önce de bahsettiniz aslında nimetlere gebe. Torosların güzelliğini kim inkar edebilir? Kesinlikle. Toroslar bir deprem silsilesi sonrası oluşmuş sıra dağlar değil midir? Kesinlikle. Oradaki ürünler, nimetler, depremi bu yönden siz enerji yönüyle de aynı zamanda baktınız. Çok farklı yönlerle belki bu evet. taraflarda da bir nimet olarak, bir imtihan vesilesi olarak değerlendirebilir deprem. Bu büyük kıtaların büyük levhaların birbirine yaklaşma sonucu açığa çıkan e, bu enerjiyi ölçen bir de ölçekler e, ortaya çıkarmışız öyle değil mi? Evet. Siz evet, evet. daha e, şey e, tabirle e, hepimizin anlayabileceği tabirle atom bombasını söylediniz. Bir de Richter ölçeği evet. diye bir ölçek var. Hı hı. Hem bunu da hem de dünya ölçeğinde meydana gelmiş büyük depremleri e, Richter ölçeği e, çerçevesinde de yine sizden duymak isteriz. Memnuniyetle şimdi e, dünyanın bugüne kadar aslında Tabii yazı ve bilim belli bir noktaya gelinceye kadar bazı depremlerimizi kaydedememişiz. İşte az önce bahsettik ya kıtalar arası açılmış, kıtalar arası kapanmış. Bu kendilerine olacak bir şey değil. Çok büyük bir ihtimalle bilim adamlarımızın ifadesiyle de büyük depremlerle bunlar meydana gelmiş. Kıtalar ayrılmış, yeni kıtalar oluşmuş. Şöyle dünyada bir küçük gezinti yaparsak ekvatorda bin kişi ölmüş. Yedi ve üstü depremleri sadece. Hı hı. Kısaca çok uzatmadan. Gideceğim. Tibet'te 1500. Dünyanın bugüne kadar kaydettiği iki tane çok büyük deprem var. Endonezya'da 2004'te 230 bin kişi can kaybı var. 230 bin. 2004. Tsunami ile beraber. Evet Tsunami birlikte. Evet. Ve bu deprem malum okyanusta oldu. Eğer okyanusta değil karada olmuş olsaydı artık. Ee, bu ölünün sınırını insan düşünmek bile istemiyor malum. Hemen ondan çok daha büyük bu da ondan daha sonra olan Haiti depremi. 2010 316 bin kişi. 316 bin, 230 bin. Kısaca bununla ilgili bir bilgi aktarmak istiyorum. Lütfen. Şimdi Endonezya 2004, Haiti 316 bin ve 2010. Bu sayı çok büyük bir rakam. Dünyanın bugüne kadar tarihe kaydettiği 230 bin ve 310 bin rakamlar çok büyük rakamlar. Peki 2004 olmasına rağmen, 2010 olmasına rağmen bu kadar niye insan öldü? Tek cümleyle sebebi bu insanlar yolda ölmedi, bahçede ölmedi, dağda, parkta gezerken ölmedi. Kendi ellerimizle inşa ettiğimiz yapıların içerisinde öldü. Bu yapıların da ne yazık ki Endonezya gelişmiş bir ülke olmasına rağmen Haiti biliyorsunuz çok gelişmiş bir ülke değil. Hı hı. Büyük çoğunluğu belki yüzde sekseninden fazlası depreme dayanıksız yapılarda öldü. Buradan şuraya toparlamak istiyorum. Dünyanın bir deprem gerçeği var Türkiye'de dahil. Bu depremle yaşayacağız. Bu depremle yaşayacağız. Bu depremle ölecek manasına gelmemeli. Böyle bir ortamda hangi tedbirleri alırsak can kaybını minimize edebiliriz ki yapıldı örnekleriyle söyledik. Japonya dedik, Amerika dedik. Peki Endonezya'da 230 bin, Haiti'de 310 bin ölü verilirken ne oldu? Yapı stoğunu bu iki ülkede incelediğimizde özellikle Haiti'de %95'e yakın yapı sito sitoğu depreme uygun değildi. Eğer bu yapı stoğumuzun %95'i ters orantı olmuş olsaydı, depreme dayanıklı hale getirilmiş olsaydı şunu net olarak ifade edebiliyoruz karşılaştırdığımızda bu 310 bin değil de 3 bin olacaktı biliyor musunuz? Ben bunu çok önemsiyorum İbrahim Bey yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle. Haklısın. 310 bin ölüden bahsediyoruz. Peki biz bugün artık dünya teknik, fen, sanat, inşaatta zirve yapıyor. Uzaya gidiyoruz. Ama içinde yaşadığımız iş yeri ve konutumuzu bir taraftan uzaya giderken bu deprem kırmızılarını gördüğümüz halde depreme uygun hale getirebilir miyiz? Fazlasıyla getiririz. Kesinlikle bunu yapabiliyoruz. Bir bölüm önceki bölümde de ifade etmeye çalıştığım gibi milattan sonra. Dünya artık bunu yapabiliyor. Ama Haiti ne yapmış? Deprem stoğunun %5'i bile depreme dayanıklı halde değil. Bu depremde %95 bir yapı stoğu depreme dayanıklı değil ve 310 bin kişi can kaybına uğramış. Biz bunu 3000'e indirebilirdik. Üzerine basa basa söylüyorum. Acı ama gerçek bu. Endonezya'ya geliyoruz. 230 bin ölü var. 2004. Endonezya Haiti'ye göre biraz daha teknolojik manada, ekonomik manada ileri bir ülke malum. Ama buna rağmen ne yazık ki ve bir de deprem kuşağında aynen bizde olduğu gibi. Biraz sakin davranmışlar. Yapı stoğunun %50'yi bile bulmamış depreme dayanıklı. Eğer bunlar da %90'ın üzerine çıkarabilselerdi bu ölü sayısı 230'larda değil de belki 50 binlere bile bulunmayacaktı. Çok şiddetliydi okyanusta olmuştu, tsunami olmuştu. Bunu önleyemeyeceğiniz şeyler de var. Ama bunu önleyebileceğimiz hale geldiğinde, bu iki sayıyı bilerek veriyorum. Bu ölümler yüzde onlara kadar düşecekti. Demek ki şunu rahatlıkla görebiliyoruz. Biz yapılarımızı bütün bu anlatılmalara rağmen uygun hale getirdiğimizde can kaybı ve acılarımızı çok daha düşük hale getirebileceğiz. İmkanımız var mı var. Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Tekrar şeye geliyorum. Pakistan'da 2005'te 75 bin kişi. Pakistan'da da aynı örnek. Haiti'den çok fazla farklı değildi. Biz bunu 3 binlere kadar indirebilirdik öl sayısını. Ne yazık ki ama olmuş 75 bin kişi. Çin'de 2008'de 87 bin ölü. Dünya ölçeğine baktığımızda gerçekten bunları özellikle ben seçerek aldım. 10 binin üzerindeki ölüleri. 300 bin, 200 bin bunlar çok ciddi can kayıpları. Bir de bunları üzerine basarak ifade etmek istiyorum tam rakam olarak biz deprem bilimciler doğru olduğuna inanamıyoruz. Çünkü kurtarma zamanında kurtarma ekipleri geliyor ki Endonezya gibi, Haiti'deki gibi ülkelerde çok uzun süre sonra uğraşıldı kurtarma ekipleri. Belli bir can kaybını kurtarabiliyoruz. Şöyle özetlemek istiyorum önemine binaen bir deprem olduğunda biz deprem bölgesine gideriz. Kurtarma ekipleri de gelir, teknik ekipler de gelir. Biz kurtarma ekiplerini artçı geldiği halde o bina yıkılmayacaksa içeriye alırız ki kurtarma yapabilsin. Maazallah kurtarmaya giren ekibimizle biz o binada tekrar ikinci bir ölüm vakası ile karşılaştırmak istemeyiz. Onun için biz bina tespitlerinde anında bütün kurtarma ekipleri bütün binalara dağılıp giremezler. Sebebi de budur. Dolayısıyla biz bina tespitlerinde, kurtarma ekiplerinde bu şekilde hareket etmek zorunda kalıyoruz. Ve biz yapılaşmamızı Depreme dayanıklı hale getirdiğimizde ölüm oranlarımızı az önce verdiğim oranlara baktığımızda yüzde beşlere, yüzde üçlere kadar indirebiliriz. Peki Sayın Çetin, dünyadaki büyük ölçekli depremlere ve kayıplara değindiniz. Bizim ülkemizde bir deprem kuşağında yer alıyor. Hem de önemli bir deprem kuşağında yer alıyor. Bizim ülkemizde kaydedilen dönemden bugüne Öncesi de belki bilgiler vardır. Ee, önemli büyük depremler ve can kayıpları hakkında da bilgi verir misiniz bizim? Hayır. Şimdi tabii bizim Türkiye'de en önemli kayıtlar İstanbul'dan geliyor. 500 yıl önce Osmanlı zamanında depremden kayıtlanmış fotoğraflanmış Ayasofya'nın bir kısmının yıkıldığı Fatih Camii'nin kubbesinin çöktüğü Sultanahmet'in minarelerinin yara aldığı noktasında tarihi kayıtlarımız var. Ama ölçek noktasında açıkçası çok net bir kayıt yok. Ama son 200 yılı, 150 yıla geldiğimizde özellikle baştan da baş, e, söylediğimiz gibi Kuzey Anadolu Fay hattında çok ciddi kayda değer yıkımlarımız ve ne yazık ki üzülerek söylemek istiyorum can kayıplarımız var. Dünyayı küçülttük, Türkiye'ye geldik ve dedik ki Türkiye bu dünya kuşağının merkezi gibi bir yer. Biz bunu ben hemen e, kısa zamanda olmuş ve kayda geçmiş Depremlerin isimleriyle zikrederek güncellemek istiyorum. Uygun görürseniz. Buyurun lütfen. 13 Eylül 1924 Horasan depremi 6.8 60 can kaybımız var. İşte 27 Aralık 1939 Erzincan depremimiz var ve bizim tarihi kayıtlar içerisinde ölü can kaybı olarak en fazla can kayıplarımızdan bir 33 bin can kaybımız var. Bakın burada şunu biraz üzerine bakarak durmak nüfus istiyorum. yoğunluğuna oranla belki oran olarak Ve daha da yüksek. Ve 7.9 ki 1939'da biz daha depremi yeni yeni biliyoruz. Belki bu haritalarımız çok çıkmış değil. O bölgede deprem olacağını biliyoruz ama hep diyoruz ya yapı stoğu diye. O yıllarda henüz daha depreme dayanıklı yapı stoğu nasıl olabilir? Bu kavram yok. Bu yani. kavram yok. Daha Türkiye'de depremdeki statik hesabı yapılmaya başlayalı... 75'li yıllarından sonra başlandı. Biz hep diyoruz ya geçmişi çok önemsiyoruz, milat diyoruz. 39'dan bahsediyoruz, 1939 ve gece saat 1.57 olmuş 7.9 ve 33 bin can kaybı. Bu bizim için milat olmaya başlamış ama o günkü teknoloji ve Türkiye'nin mevcut yapısı bugünkü milat kadar bir değişiklik yapamamış. Yine 1942'de Tokat'ta 3 bin 7 şiddetinde. Yine 26 Kasım 1943 7.4 4000 Samsun'la dik. 1944 Bolu Gerede 7.5 4000 ölümümüz var. Ben Gerede üzerine bir nebze durmak istiyorum. Buyurun. Şimdi bizim büyük şehirlerimiz var Türkiye'de. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. İzmir zaten ilerleyen zamanda anlatacağız. Batı Anadolu fay hattının tam ortasında. İzmir ve etrafı e, seyircilerimiz bunu korkarak değil de önlem alarak dinlemeleri için ifade etmek istiyorum. En fazla kırmızı fay hattı olduğu için İzmir'de tehlike görüyoruz ve batı Anadolu fay hattında. Ve büyük şehir hem sanayi hem nüfus yoğunluğu açısından İstanbul bilim adamlarımızın ısrarla söylediği işte e, 99'da yaşadığımız İstanbul'u kısmi olarak etkileyen bir depremimiz. Bir de hem başkentimiz olması hasebiyle hem de üçüncü büyük şehrimiz olması hasebiyle Ankara. Ankara birinci derece deprem bölgesi değil. Burada da görebiliyor zaten seyircilerimiz. Sarıyla boyanmış ama Gerede'den bilerek buraya geçtim ki etrafımızda çok ciddi Kuzey Anadolu gibi fay hattı var. Bu fay hattında 7 ve üzerinde oluşacak bir deprem Ankara'yı direkt etkileyecek. 44 Gerede depreminde Ankara'da ölü Can kaybımız var biliyor musunuz? Ankara'da şimdi bazı seyircilerimiz, vatandaşlarımız biraz rahat hareket edebiliyor. Ben statikerim. Ankara'da biz şu anda statik hesaplarımızda dördüncü derece deprem bölgesi hesabı yapıyoruz. Türkiye'yi biz dört bölgeye ayırmışız. Birinci bölge nedir? Kırmızı hatlarımız. İkinci bölge hemen onların yanlarında olan bölge. Üçüncü bölge biraz alt ve üstünde olan hareketli bölgeler. Dördüncü bölge dediğimizde şu açık sarı bölgeler. Ama artık Türkiye'de biz bütün bölgelerimizde 1, 2, 3, 4 diyoruz statik hesaplarımızı yani binanın ayakta durduracak kolon kiriş hesaplarımızı yaparken bu 1, 2, 4 derecenin kas sayılarına göre hesap yapıyoruz. Yani şimdi Gerede'de bir deprem olduğunda ki bekleniyor kırılma oraya kadar geldi, Bolu'ya kadar geldi. 7'nin üzerinde olacak bir deprem Ankara'yı direkt etkileyecek. Gerede taraflarında tekrar deprem bekleniyor evet, diyorsunuz. Yani, Çınarcık tarafları hep söyleniyor. Çınarcık, ama. Gerede çünkü evet. şu bölgede kırılma biraz daha e, uzun zamandır olmadı. Hı. Diğerleri gibi 300-200 yıllık yıl değil de sanki Kuzey Anadolu fay hattı az önce saydım biraz da 50'şer yıllık periyotlar gibi genelde ifade ediyor bilim adamlarımız. Onun içinde Ankara, Çankırı, Çerkes, Gerede en yakın 100 kilometre mesafede buralarda 7'nin üzerinde bir deprem doğduğu zaman Ankara'da eski yapılarımızda, eski yapı stoklarımızda ölümcül Sonuçlar alabiliriz. Onun için de Ankara'da bir an önce yapı stoğumuzu gözlemleştirelim. Yani gözlem bu haritaya geçirmiş. bakarak Ankara, Kayseri, Konya buralar sapsarı. Ben hiç yapı denetime işte yapı stoğuna dikkat etmem gerekmiyor. Rahatım ben. Bana bir şey değil. olmaz dememek gerekiyor, Dememiz değil gerekir. Dememiz gerekir. Çünkü bölgelerde de ileride işleyeceğiz. Yapı denetim firmalarımız var. Projelerimiz... Dördüncü derecenin gerektirdiği kaç sayılara göre projelendiriyoruz. Hı hı. Nesini? Kolonunu, kirişini, temelini, altyapısını. Yani deprem anında yük geldiğinde o bölgenin kendi ağırlığınca etkilenecek. Evet. Bir İstanbul gibi, bir İzmir gibi, bir Gerede gibi etkilenmeyecek. Ama Türkiye'nin artık hemen hemen yüzde yüzü bizim deprem fotoğrafımızın altında. Ama derecelerine göre de sınıflandırıyoruz. Haritada sarı bölgeler de... <laughs> E, tedbir elden lazım. Kesinlikle. Buyurunuz. On o zaman cümleleriz. en son arayı geçelim. 17 Ağustos 99. Malum e, Erzincan'dan sonra e, ve uzun süre sonra en büyük can kaybını yaşadığımız 7.4 ve 45 saniye süren. İyi ki biz 45 saniye sürüyoruz. Biz bir diktör ölçeğini esas alırız. İşte 7.1 bir de süre. Çünkü süre bizim için çok önemlidir. O salınım ağlında. Bir de bu salınım tek yönden gelmez. Değişik yönlerden gelir i̇ki, iki yaşay, yatay. Evet. Bina artık öyle yorulur ki süre uzadıkça bina artık kendini tutamaz hale gelir. Allah'tan Allah'a şükrediyoruz ki 17 Ağustos'taki depremimiz 45 saniye evet. gibi. Bir dakikayı geçen depremler oluyor. İki dakika süren depremler Yaşayanlar oluyor. Şimdi Yaşayanlar şimdi diyecekler, 45 saniye bile bizim için. Ve 45 diyorsunuz. saniyede biz 18 bine yakın can kaybı yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Evet. Ama seyirci kardeşlerimiz ve siz de şunu söylemek istiyorum. Biz deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu bizim gerçeğimiz. Gerçekten korkarak değil de bunun tedbirlerini alarak hareket ettiğimizde deprem korkulu bir rüya olmayacak. Bizi sokakta öldürmeyecek çünkü. Sayın Çetin verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Ben Diyanet TV'ye size hasreten teşekkür ediyorum ilginiz için. Programımız devam edecek. Türkiye ve Deprem Gerçeği bölümünün sonuna geldik. Deprem Gerçeği programıyla bir sonraki bölümde biz yine burada olacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.